Merhaba retro severler. Bu bölümde yine hızlı bir inceleme yapıyoruz. İnceleme konumuzsa 1984'te Romtek markası tarafından üretilmiş olan ve benzerlerinden ilginç bir özelliğiyle ayrılan Color Vision LCD Tabletop. Öncelikle bu cihazın aldığım birkaç görüntüsünü maalesef yanlışlıkla sildiğimi ve e, videonun bu denli kısa olmasının en büyük sebebinin de bu olduğunu itiraf ederek başlamak istiyorum. Ayrıca bu konsolun ROMtek dışında Bristol, Bazin ve Altic markalarıyla üretilmiş versiyonlarını da görmüş olabilirsiniz. Bunların hepsi aynı cihaz yani e, bu inceleme hepsi için geçerli olacak. ColorVision LCD Tabletop yansıtmalı yapısı ve minyatür bir arcade makineyi andırması bakımından Geçen bölümde incelediğimiz Papay LCD Table Top'a oldukça benzer. Ama çok önemli bir yönüyle de ayrılıyor Papay'dan. O da benzerlerinde pek rastlanmayan değiştirilebilir oyunlara sahip olması ki ben de sadece Jungle Boy olsa da aslında bu konsolun kutusundan Monster Chase isimli bir oyunla çık söyleniyor. Tabii bu okuma yaptığım kaynağın bölgesel kendine has bir durumu da olabilir. Bu adını andığımız iki oyun dahil olmak üzere toplam 5 oyunluk bir kütüphanesi bulunuyor bu değiştirilebilir oyunlara sahip konsolun. Diğer başlıkları da Beats, Beasts Planet, Horror House ve Submarine olarak listeleyebiliriz. Eğer siz daha farklı başlıklar gördüyseniz aramalarınızda muhtemelen bu 5 isimden birinin ya da birkaçının farklı dillerdeki karşılığını görmüşsünüzdür. Bu arada değiştirilebilir oyunlara sahip masaüstü konsol denince Color Vision'dan 2 yıl önce yani 1982'de piyasaya sürülmüş olan Antec Adventure Vision'ı da anmak gerekir. Ama ben canlısını hiç görmedim. Zira oldukça nadir bir konsol ve de çalışma prensibi olarak da oldukça farklı elimizdeki Color Vision örneğinden. Color Vision'a dönecek olursak bu oyun değiştirme meselesini oldukça mantıklı bir şekilde halletmişler gördüğünüz gibi. Teknolojiyi düşünecek olursak kullanılan kartuşun oyun devresi LCD ekran ve ışık difüzöründen oluştuğunu elimdeki örnekte görebiliyorsunuz. İçini gösteren bir resim de ekleyeceğim. Bu da geriye kontrolleri ve LCD ekranı yansıtan aynayı bırakıyor. Yani aslında konsolumuzun içinde herhangi bir elektronik işlem birimi bulunmuyor. Her şey kartuşun içinde olup bitiyor. ColorVision içinde papay gibi minik bir arket kabine benziyor demiştik. Bu durumda kartuşumuzun dışta kalan kısmının da bir arket alınlığına benzediğini söyleyebiliriz. Bu noktadan aşağıya doğru devam edecek olursa bak cihazımızın ekranının daha doğrusu ekranı yansıtan aynasının ve kontrollerinin de e, bu arcade görünümünü tamamlayan diğer iki önemli unsur olduğunu söyleyebiliriz. E, ayna bildiğiniz ayna olduğu için anlatacak pek bir şey yok. İşi ortam ışığıyla aydınlatılmış LCD ekran görüntüsünü bize yansıtmak. E, kontrollerse e, tek tek tasarım unsuru olarak güzel olsa da ben joysticki solda tercih ederdim açıkçası alıştığım gibi. E, bir de joystickin güzel görünümüne rağmen sert ve tepki konusunda pek başarılı olmadığını söyleyebilirim. E, Tabi bunu oyun oynanış esnasında anlayabiliyorsunuz. Orta kısımda ise saat ayarları ile ilgili tuşlar var. Buradan saat alarm fonksiyonlarını ayarlıyorsunuz. Hemen yanında ise büyük aksiyon tuşumuz bulunuyor. Alt kısma geçtiğimizde de yani konsolun altını çevirdiğimizde de C boyutlu 2 pil alan hazneyi görebiliyorsunuz. Peki bu hoş tasarımlı fakat zayıf kontrollere sahip cihazımızın oyunları nasıl? Az önce de ifade ettiğim gibi bende sadece 5 oyunluk kütüphaneden Jungle Boy isimli tek oyunu bulunuyor. Ve e, bu oyunu pek sevdiğimi söyleyemem. Belki de ne yapacağımı anlayamadığım için yaşadığım bir hoşlanmama durumu da olabilir bu. Ama şimdiye kadar oynadığım ve başarılı bulduğum VFD ya da LCD oyunların hiçbiri kullanma kılavuzu gerektiren şeyler değildi. Bu oyunun kullanma kılavuzu gerektirmesi kendini ifade eden bile bence oyunun çok başarılı olmadığının bir göstergesi sayılabilir. Oyunda birçok düşmandan kaçıp kuşları platform olarak kullanarak bazı nesneleri topluyoruz ama topladığımız nesneleri ne yaptığımız gerektiği konusunu bir türlü anlayamadım belli ki kurtarmamız gereken bir kadın birey de var ama bunu nasıl yapıyoruz çözemedim bu anlam verememe durumu da insanda bir isteksizlik yaratıyor açıkçası Belki de aranızda neyin anlamadın abi işte besbelli diyenler bile olabilir ama ben bu oyunu anlamadım ve zevk de almadım sonuç olarak toparlamak gerekirse tasarımını ve kullanılan oyun değiştirme çözümünü beğensem de kontrollerini ve elimdeki can Jungle Boy örneği özelinde oyun konusunda şimdiye kadar oynadığım benzerlerine göre oldukça zayıf olduğunu söyleyebilirim. Bu oldukça kısa videonun sonuna geldik. Umarım en azından sizi daha önce görmediğiniz bir retro cihazdan haberdar edebilmiş ya da bazı anıları canlandırabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.